tekrar hoş geldiniz. Saygılar. Elma Karan'a sağ olun. Hoş geldiniz. Arkadaşlar burada Sayın Genel Kurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanımızla beraber bu sabahtan itibaren Kıbrıslı kardeşlerimizle beraberiz. Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız da bize bu hem Cengiz Topel anılmasının yenilenmesinde hem Erenköy'deki şehitlerimizin anılmasında bize beraber oldular. Kendilerine ben şükranlarımızı sunuyorum. Arkadaşlarımla birlikte. Bizim tabii bu Kıbrıs bizim milli davamız. Dolayısıyla bunun hiç tartışması yok. Biz Kıbrıs Türk halkı ile kader birliğimiz var. Bunun farkındayız. Ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati bir konu. Vazgeçilmez bir konu. Bunu her platformda tekrar ifade ediyoruz. Bu temelde hiçbir modeli de dışlamadık, dışlamıyoruz. Hiç modeli dayatmıyoruz. Bu konuda sonuç odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan da sırf müzakere olsun diye de yeni süreçler başlatmanın taraflara bir yararı olmadığını da düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Yani Kıbrıs gerçekten bizim için çok önemli, çok hayati bir konu. 82 milyon Kıbrıs'ın ayağına bir diken batsa bu da mutlaka bir rahatsız olur. Ama Kıbrıs'a da bir gül atsa, bir çiçek atsa bundan da son derece mutlu olur. Ya bu konuda ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığının, buradaki yaptığımız, bizim ülkemizde yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız çalışmaların mutlaka Kıbrıs bir şeysi var, bölümü var, Kıbrıs tarafı var, efendim, yanı var. Bu konularda elimizden gelen neyse bunları yaptık bugüne kadar, yapmaya devam edeceğiz. Biraz önceki yaptığımız görüşme ve konuşmalarda söylediğimiz gibi, yani biz gece demeden, gündüz demeden Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk. Kederde ve kıvançta birliğimizi, beraberliğimizi koruduk. Bundan sonra da aynı şekilde birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Bu siyasi eşitlik konusunda, güvenlik konusunda yapılması gereken neyse hep birlikte inşallah başaracağız. Sizlerin liderliğine teşekkür ediyorum. Benim Sayın Bakan, değerli komutanlar, sizleri Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan anımsanacağı gibi Genelkurmay Başkanı iken ilk ziyaretini yaptı bize. Neredeyse 4 yıla yakın bir zaman geçti. Şimdi kendisini Milli Savunma Bakanı olarak aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade ediyorum. Bu arada tabii Sayın Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarınızla birlikte buraya gelmiş olmanız bizim için ayrı bir memnuniyet kaynağı. Bugün iki önemli olayı birlikte gerçekleştirdik dediğiniz gibi. Bir yandan şehit yüzbaşı Cengiz Topel'in yenilenen anıtında beraber olduk. Sonra da 8 Ağustos 1964'ü hep birlikte andık. Ve yine hep beraber orada şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, gazilerimizi de minnetle anarken bir şeyin de hep beraber altını çizdik. Biz barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz, dostluk istiyoruz. Barış içinde hep birlikte kalkınmak istiyoruz. Gerek bu adada iki toplum olarak, gerekse coğrafyanın bizi komşu yaptığı bu güzel coğrafyada, tarihten gelen de geçmişimiz var. Türk-Yunan halklarının dost olduğu dönemler de çok var. İlla ki bu tarihimiz hep kavgayla, zorluklarla geçmedi. Bir Atatürk-Venizelos dönemi de var. Dolayısıyla sadece bu değil, bölgemizde de çok çilekeş halklar var. Sürüp giden savaşlar oldu, hala devam edenler var. Orada sizin varlığınız da var. Ve tabii ki Türkiye'nin güvenliğini, Türk ulusunun güvenliğini sağlamak için de orada canla başla gayret gösteriyorsunuz. Burada da, Kıbrıs'ta da sizlerin varlığı bizim elbette en büyük güvencemiz.
Gönlümüz arzu ediyor ki bugün yine orada konuşmalarımızda ifade ettiğimiz gibi uzattığımız dostluk eli, barış eli havada kalmasın. Bu el sıkılsın. Çünkü öyle inanıyorum ki Türkiye'nin dostluğundan kazanılacak çok şey var. Bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de kavgaya, didişmeye ayıracağımız zamanı işbirliği projelerine ayırsak, birlikte Doğu Akdeniz'de binlerce metre aşağıda bulunan bu zenginlikleri hep birlikte yeryüzüne çıkarıp adil bir paylaşıma tabi tutsak bundan herkesin büyük kazancı olur. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri burada ağırlıyoruz. Sizlerin buradaki varlığı hiçbir şekilde yanlış yorumlanmamalı güneyden. Bu ne bir tehdit unsurudur ne de başka bir şeydir. Ama bir şeyin de altını çizmemizde fayda var. Elbette haklarımızın da koruyucusuyuz. Bunun için de güçlü olmak zorundayız. Ama gücümüzü barış için, dostluk için kullanmak istiyoruz. Barışın, dostluğun idamesi için kullanmak istiyoruz. Hem diplomasi gücümüzü, hem diğer alandaki gücümüzü, askeri ve siyasi her anlamdaki gücümüzü gerek adada, gerek bölgede barış ve dostluk için kullanmak istiyoruz. Bu doğrultuda da aynı duygu ve düşünceler içerisinde olduğumuzun bilinci içerisinde tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum. Yarın Sayın Anastasiyadis'te yapacağımız görüşme yine elbette haklarımızı korumanın bilinci ve kararlılığı içinde. Ama aynı zamanda da eğer bir dostluk eli varsa o dostluk elini de tutmanın siyasi kararlılığı içinde gideceğiz. İnşallah aynı karşılığı diğer taraftan da görürüz. Bütün temennimiz bu.